Efendim reklamların ardından beyaz ana haber işte bütün hızıyla devam ediyor. Bakın efendim tam bir hafta oldu ve Erzincan'daki maden ocağında kayıp işçileri arama çalışmaları artık 7. gününde de devam ediyor. O kayıp 9 işçiyi bulmak üzere yürütülen çalışmalar göçük olan dere yatağında ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı şimdilerde. Çalışmalar dere yatağı ve manganez ocağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 7. gününde de aralıksız devam etti. 13 Şubat'ta altın üretimi yapan maden sahasında heyelan meydana gelmiş. 10 milyon metreküp atık toprak 400 futbol sahası büyüklüğündeki vadiye böyle sürüklenmişti. 9 işçi toprak yığını altında kayboldu. Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Arama çalışmaları 2700 personelle aralıksız sürdürülüyor. Arama ve kurtarma çalışmalarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş koordine ediyor. Dere yatağı ve liç alanından alınan toprak manganez ocağının yanındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor. Öte yandan yapılan analizlere göre halk sağlığını ve çevreyi tehdit edecek herhangi bir unsur olmadığı bildirildi. Toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanırken şirketin Türkiye'deki müdürüyle 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan lisansı iptal edilen madeni işleten ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak. Şirket olayın kamuoyuna yansımasından sonra borsada 1 milyar dolar değer kaybetti.